Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 22. günün 2. dersine. İlk dersimizde ne yapmıştık? Dikdörtgenin tanımını verdik ve eski bilgilerden çıkan sorularından bahsettik. Bu derste de yine aynı şekilde özellik yok. Aynen devam. Bu sefer sorularımız daha da bir yeni nesil olacak. Çok tatlı sorular seni bekliyor. Hemen kitabımızda nerede kaldık ona şöyle bir bakalım istersen. Kitabımızda dikdörtgeni açıyoruz ve sayfa numarasını buluyoruz. Sayfa numarası 131'i ve 132'yi işleyeceğiz. Ve hatta 133'ten de bir soru çözeceğiz. Dikdörtgen özelliklerini de bir sonraki derse bırakacağız. O zaman haydi bakalım derse. Başlayalım. Şimdi şöyle bir 15. soru. Yine bir katlama sorusu var elimizde. O zaman Muhammed hazır ol bakalım. Katlama sorusuyla karşı karşıyayız. Kenar uzunlukları 6 ve 10 birim olan dikdörtgen biçimindeki hat DE boyunca katlandığında A noktası dikdörtgenin BC üzerinde geliyormuş. Haydi beraber katlayalım. Hop katladık. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Aç katla aç dememe gerek yok. Tabii ki geriye doğru açıyorduk değil mi? Açtık geriye doğru. Açınca ilk şekli oluşturacağız. Tamam, o zaman biz burada hemen şu katlamayı geri doğru açalım kardeş. Kağıt üzerinde de gösterelim onu. Hep animasyonda olmasın. Şöyle açtık. Açınca eksik bilgileri tamamlayalım. Hocam burası 10. Karşı tarafta 10 değil mi? Evet. Sonra burası 6. Alt tarafta 6 değil mi? Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Verilen bilgileri tam anlamıyla kullanacağız. Hadi kullanalım bakalım. Ben bunu böyle katlamışım. Şimdi üst üste binen kenarlar eşit. 10'sa burası da ne olacak? 10 olacak. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Sonra üst üste binen açılar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşitliği yazınca üst üste binen açıların eşitliğinden bir şey gelmiyor hocam. Ne yapacağız burada? Arkadaş üst üste binen açı bir de şurayı yazsam. Bu bir dikdörtgen değil mi? 90-90 burası. Ekstra bir 90 derece çıkmadı mı dikdörtgen içerisinde? Çıktı. O zaman dal alfa beta'ya. Hemen dalıyoruz alfa beta'ya. Hocam bu arada bak burada. Dikkat. 6-10 var. Burası ne oldu? 8 oldu. Tamamı 10 olduğundan buraya da 2 kaldı. Mavi bölgenin alanı soruluyor bize. 2 tane üçgenin alanını bulacağız. Ben bu kenarı bulursam olay bitti. Şurayı bulursam olay bitti galiba. Dal alfa beta'ya. Alfa, beta, beta 90, alfa 90, beta. O zaman ne yapacağız arkadaş? Burada iki üçgen benzer. Şimdi burada beta'nın karşısı 2, beta'nın karşısı 6. Kolay bir benzerlik var. 3 kat. O zaman burada alfa'nın karşısı 8 ise küçük olan da alfa'nın karşısı ne olmak zorunda? 8 bölü 3 olmak zorunda. O zaman burayı da bulduk. Şimdi bizden şekil 2'deki mavi bölgenin alanı isteniliyor dostum. Mavi bölgenin alanı bir buradaki alan yani 6 çarpı 8 bölü 2 artı bir de şuradaki alan o da 2 çarpı 8 bölü 3 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitsin. Şununla şu sadeleşsin. 3. O da 24 artı 8 bölü 3 yapıyor. O zaman 72 80 mi yapıyor burası? Evet. 80 bölü 3 olarak buluruz cevabı. Evet. Örnek 15'i böylelikle 80 bölü 3 bulduk. Geldik örnek 16'ya. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgeni içine 3 tane dikdörtgen birer kenarları çakışacak şekilde konulmuş. Hocam şu dikdörtgenlerin birer kenarları böyle çakışmış. Bu dikdörtgenlerin de şu birer kenarları böyle çakışarak konulmuş. Madem dikdörtgen soruyu okuduk. Hemen ne yapıyoruz? Şu dikdörtgenlerin 90'ar derece olmasını, buranın da 90'ar derece olmasını, sonra buranın da 90'ar derece olmasını şöyle bir koyuyoruz. Eksik parçaları tamamlıyoruz. Hocam şuraya bakacak olursak 90 90 90, o zaman buraya da 90 derece kalıyor 360'a tamamlayan açısı. Dik üçgen böyle karşımıza çıktı. Ters açıdan 180'e tamamlayan açısından dolayı burası da 90 oldu. Yeşil dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin çevreleri birbirine eşit. Yeşil dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin çevrelerinin eşitliğini ben kullanacağım. Peki şimdi o zaman bir de AE ile DN birbirine eşit verilmiş. Hocam AE ile DN birbirine eşit verilmiş. Bunu da kullanacağım. Hadi kullanalım o zaman. Buraya bir A, buraya bir B diyecek olursam o zaman burası ne oldu? A artı B mi oldu? Aynen öyle. Verilen bilgiyi kullandım bak. B ise karşısı da B'dir. Şimdi yeşil dikdörtgenin çevresine bak bakayım. Hocam yeşilin çevresi A var, A artı B var. Yani 2 artı B burası. Burası da 2 artı B. Toplamda 4 A artı B mi yaptı? 4 A artı 2 B mi yaptı? Evet. Şuraya da ben bir X diyecek olursam burası da X oluyor. O da B artı X'in 2 katı. Yani 2 B artı 2 X mi oluyor orası da? Verilen bilgiyi kullanıyorum yine. Bunun çevresiyle bunun çevresi. Hocam 2 B artı 2 X yaptı burası. Buradan ne geldi? Hocam B'ler nanay oldu. 2 X 4 A ise X'i de buradan 2 A buldum. Süper. X yerine 2 A yazdım. Benim ne işime yarayacak bu? Hocam yeşil dikdörtgende bir kenar A'ydı. Yani şurası A ise burası da A. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. 1'e 2 oran buldum bir de burada. Süper bir şey. O zaman ne yapacağız? Dal alfa beta'ya. Dalalım alfa beta'ya. Hadi bakalım. Alfa, beta. Şurası 90 ya. Burası alfa, alfa 90, beta. Beta 90, alfa, alfa 90, beta. Şimdi benden AB bölü AC isteniyor. AB ve AC. Arkadaş üçgen seçimi yapıyorduk. Hocam benzerlikle üçgen seçimi. Ama burada alfa beta'dan benzer olduğu belli. Bir sürü üçgen var. Bir burası, bir burası, bir burası. Sonra şu büyüğü var. Sonra şu büyüğü var. Sonra en büyüğü var böyle. Bunların hepsine bakacağız? Hayır. Hangi kenarlar işin içindeyse
ona bakacağız. Bir kere ben bu üçgeni seçmeliyim benzerlik için. Burada iki kenar mevcut. Başka? Hocam soruda şu kenar bölü şu kenar soruluyor. Bunu bulacağım. O zaman büyük üçgeni için içine almalıyım. O zaman küçük üçgenle büyük üçgen benzer ve sevdiğimiz bir benzerlik var. Hocam büyük üçgende hiçbir kenar yok. Zaten büyük üçgendeki oran soruluyor. Ama küçük üçgene dikkat eder misin? 1'e 2 oran var. Ooo! Alfadan betaya geçiş 1'e 2. O zaman bu üçgendeki benzerlik kalıbımız nedir? Bütün alfa betalı üçgenlerde alfadan betaya geçiş 1'e 2'dir. Ya da burası C ise burası 2C'dir. Aa, beni ilgilendiren şurası olduğu için hemen alfadan betaya geçiş 1'e 2'yi yazdım. X'e 2x yazdım. Hatta x'e 2x yazmayayım. Ne yazayım? X'i kullandım ya. Y'ye 2y'yi yazayım. Ve şimdi oranlamaya bakayım. Ali Bey uzunluğu y. Adana Ceyhan attı 2y. Oran ne yaptı o zaman? 1 bölü 2 yaptı. Örnek 16'yı böylelikle 1 bölü 2 bulduk gençler. Evet, güzel bir soru. Hoş bir soru. Yine üçgenden çözdüğümüz güzel yeni nesil bir soru diyebiliriz. Geldik örnek 17'ye. Kenar uzunlukları 9 ve 15 olan dikdörtgen biçimindeki iki karton şekildeki gibi birer kenarları çakıştırılarak düzlemsel bir yere konulmuştur. Yani masanın üstüne konuldu mesela. Mavi karton C köşesi etrafında döndürecekmişim. C köşesi etrafında saat yönünde, saat yönü bu yönlü. Yani dikdörtgeni bu yönlü döndüreceğim. Döndürdüğümde EF kenarından bahsediyor bize. D köşesi EF kenarı üzerinde geliyormuş. Şu D köşesi EF'nin üstüne geliyor. O zaman ben CD'yi döndüreceğim böyle. Bu yönlü döndüreceğim. Döndürdüğüm zaman o zaman CD buraya denk geliyor. Hocam CD burasıysa bizim dikdörtgenimiz şöyle olmayacak mı o zaman? Şöyle bir dikdörtgen olacak arkadaş. Ama hocam anlayamadık. Şöyle bir gösterseniz mi? Al buyur göstereyim. Bak şimdi. C köşesi de sabitliyorum. C köşesinde mavi dikdörtgeni döndüreceğim. D köşesi EF'nin üzerine gelecek şekilde. Dönsün bakalım şu dikdörtgen. Döndü. İşte oluşan şekil bu kardeşim. Dönmede ben burada D noktasını döndürüyorum ya. Bak bir daha gör dönmeyi böyle. C noktası sabiti. C noktası etrafında dönüyor. Sonra C noktası etrafında D'yi döndürüyorum. Yani CD boyunca dönecek ya. O yüzden oraya dikkat etmek lazım. Gördük mü döndürmeyi? Gördük. Tamam, geri gelelim. Ve şimdi bana bir bak. Döndürme sorularında hep baktırıyorum. Bak bakayım bana. Arkadaş şu döndürme sorularında C noktası burası, D noktası burasıysa döndürüyorum. Hop şöyle. Yani şurası merkezli. Şu yarıçaplı, kalem yarıçaplı bir döndürme meydana gelmiyor mu burada? Evet. Döndürme sorularında buna dikkat edeceğiz. Tam döndürdüğüm zaman hatta ne oluyor? Bir daire mi oluyor burada? Evet. O zaman burada gel şimdi döndürmemizi adam akıllı gösterelim ve zaten bize spoiler verilmiş. D noktasını döndüreceğim ve EF'nin üstüne gelecek. Hadi döndürelim bakalım şunu. Arkadaş buradaki ben CD'yi döndüreceğim ilk başta. D noktasından bahsediyor çünkü. CD nereye geliyor? Arkadaş CD şuraya geliyormuş. EF'nin üstüne geliyor. O zaman D noktası buraya geldiyse, yani burası D üssü olduysa, bizim bir kenar bir kenarımız bu olan dikdörtgeni çizeceğiz sonrasında da. Hadi dikdörtgeni de çizelim bakalım. Şöyle ve nereden geçtiğini bilmiyoruz tabii. Şöyle alttan bir yerden şey yapayım ve şöyle. Sonra bizden ne isteniyor? Neyse anladınız siz olayı. Dikdörtgeni düzgün bir şekilde çizersiniz. Buna göre diyor mavi kartonun AD kenarının kırmızı dikdörtgenin üzerinde olmayan kısmı. Arkadaş mavi karton buraya geldi ya. Kırmızı dikdörtgen bak mavi kartonun bak şimdi diyor ki AD kenarına dikkat edeceğim. Şimdi A noktası da A köşesi de burada değil mi? D'nin altında. Evet A köşesi buraya geldi. O zaman A üssü oldu. Şimdi bu döndürmeyi yaptıktan sonra mavi kartonun AD kenarının kırmızı karton üzerinde olan kısmı burası. Olmayan kısmı burası. İşte bizden burası isteniliyor arkadaşım. Tamam. Şimdi bir kere döndürme sorularında hep ne diyorduk? Eş yapılar. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Arkadaş eş yapıları kullanalım. Bu bir de aynı dikdörtgende. O zaman 9 burası. Uzun kenar kaç? 15. Sen döndürdüğünde burada ne olacak? Hocam bu döndüğünde buraya geldi. Yani burası da eşit olmayacak mı? Olacak hocam. Burası 15 ya. Döndüğünde burası da 15 oldu. Hatta burası da 15. Eş karton olduğunu biliyorum ben bunların. Renkleri hariç eş karton olduğunu biliyorum. Hocam burada bir dik üçgen çıktı. Ne üçgeni? 9, 12, 15'ten. Burası 12 çıktı. Sonra burası ne oldu? Hocam burası da tamamı 15 olduğundan buraya da 3 kaldı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi eş yapıları kullandık. Kenarların eşitliğini kullandık ama açıların eşitliğini kullanmadık. Bu bir dikdörtgen. 90 dereceleri de şöyle bir yazalım istersen. Sonra bakıyorum ki aslında soruda ekstradan 90 derece var burada. Burada da bir dik üçgen var. Benden bu uzunluk isteniyor. O zaman ben bu uzunluk isteniyorsa şu uzunluğu bulduktan sonra şurayı da bulur muyum? Bulurum. O zaman benim bu dik üçgene dikkat etmem lazım. Burada 90'lar var uçuşu. Dal alfa beta ya. Alfa, beta. Şu açı alfa iken bu açı da beta oldu mu? Oldu. Şimdi iki üçgen benzer. Büyüteyim şöyle. İki üçgen benzer çıktı bu üçgenle bu üçgen. Burada betanın karşısı 3. Burada betanın karşısı 9. Kolay bir benzerlik var. 1'e 3 oran var. Alfanın karşısı büyükte 12 ise 1'e 3 orandan dolayı alfanın karşısı burada da 4 olur. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden burayı 5 bulurum. Bu kısa kenar 9 değil miydi? Dönmeden önce böyleydi. Döndükten sonra böyle oldu. Hocam burası 9'sa burası da 9'dur. O zaman bu soru işaretine ne kaldı?
Hocam bu soru işaretine de bunun tamamı 9. Burada da 5 varsa buraya da 4 kaldı. Yani cevap böylelikle 4 yapar dostlar. Güzel bir döndürme sorusu. Yine nasıl olduğunu da gördük. Hem animasyonla gördük hem normal kendimiz de döndürdük. Kalemle de döndürdük. Nasıl olduğunu mantığını da verdik. Güzel bir şeyler yaptık yine. Geldik bir sonraki soruya. Evet, Kenan Kara tablosunu şöyle bir asalım bakalım seninle birlikte. Kenar uzunlukları 10 ve 20 birim olan dikdörtgen biçimdeki bir tablo. 4 köşesine çivi çakılarak CD kenarı zemine paralel olacak biçimde şekil 1'deki gibi duvara asılıyor. Evet, şu köşelere çivi çakmışım ve duvara böyle zemine paralel olacak şekilde duvara asmışım. Sonra tablodaki C köşesindeki çivi hariç, buradaki çivi hariç diğer çiviler çıkınca bu şekilde karşılaşıyormuşum. D köşesi zemine diyormuş. A köşesi de ne olmuş? 14 birim zemine yaklaşmış. Önceden şu kadarken şimdi bu kadar oldu. Yani yaklaştığı kısım derken önceden A çivisi buradayken şuradaki uzunluk yani. Yaklaştığı kısım soruluyor bize. Verilmiş. 14 birim yaklaşmış. Buna göre diyor tabloda A köşesindeki çivi hariç. Bu sefer A köşesindeki çivi hariç olduğu zaman önceden D köşesi buradaydı ya. Yani önceden D köşesi buradaydı. Ne kadar yukarı çıkmıştır? Şekil 3'teki hale geldiği zaman. C zemine değdiğinde. Buradan bu kadar yukarı çıkmış oluyor. İşte bizden şu soruluyor bize. Şimdi soruyu iyice anlayalım birlikte seninle birlikte. Şimdi bütün çiviler çakılıydı değil mi? Tabloda bütün çiviler çakılıydı. C köşesindeki hariç diğer çivileri çıkarttığım zaman tablo aşağıya doğru düştü. D köşesi zemine değdi. A da 14 birim zemine yaklaştı. Sonra aynı tabloyu ne yapacağız? Bu sefer A köşesindeki çivi kaldığında böyle aşağı doğru düşmüş. Düşünce de C yere değmiş. D de biraz yukarı çıkmış. İşte zeminden ne kadar uzaklaşmıştır diye soruluyor bize. Hadi bakalım. Yapalım bakalım şurada. 14'ü kullanacağım. Bir tek 14 bilgisi var değil mi burada? Evet, A köşesi ilk konumu 14. Bakalım kullanalım. Şimdi bu verilen bilgileri kullanıyoruz. Burası kaç? 10. Burası kaç? 20. Hocam şurası da 90 derece. A köşesinin zemine olan uzaklığından bahsediyor. Demek ki ben bunu çizeceğim kardeşim. A köşesinin zemine olan uzaklığı önceden neydi? Şurası değil miydi? Evet. Şimdi A köşesinin zemine olan uzaklığı 14 birim. Mesela buradayken, A köşesi buradayken ne oldu? Hocam buradayken sonra bu hale geldi. 14 birim daha azaldı. Peki buradaki uzaklık nedir? Yani ben şuraya bir A diyecek olursam. Hocam burası A artı 10 ya. Yine A artı 10 olacağı için burası da A artı 10 olmak zorunda değil mi? Evet. Tamam. Şuradaki mesafenin yine A artı 10 olmasını ben kullanacağım. Peki bunu nasıl kullanacağız? Hocam burada bir 90 derece var ve dik üçgen var. 90 derece ekstradan 90 derece dikdörtgenden dolayı geldi. Alfa beta'ya dalacağım galiba. Dalayım alfa beta'ya. Alfa beta dalıyorum. Burası da alfa oldu. O zaman şuradan da şöyle dik çizelim. Zaten C köşesinin zemine olan uzaklığı sabit. A buradan buraya olan uzaklık buradan buraya olan uzaklıkla aynı değil mi? Zemine paraleldi çünkü bu dikdörtgenden dolayı yani burası da A oldu. Arkadaş o zaman burada çok güzel bir şey geldi. Bakar mısın şimdi? Hocam bizim buradaki üçgenle şuradaki üçgen benzer ve benzerlik oranı kaç? 90'ın karşısı 10 iken 90'ın karşısı 20. 1'e 2 oran var. O zaman ben burada A demeyeyim de şuraya bir 2A diyeyim bence. Şuraya hemen 2A'yı düzeltiyorum şöyle. O zaman burası 2A artı 10 yapacak şuradaki uzunluk. O zaman 1'e 2 oran varsa o zaman burada alfanın karşısı A iken alfanın karşısı 2A iken 1'e 2 orandan dolayı alfanın karşısı burada da A olmak zorunda. Sonra ben şuradaki uzunluğu biliyor muyum bilmiyorum ama benim şeyi de kullanmam lazım burada. 14 birim aşağıya düştüğünü kullanmam lazım. Yani şuradaki mesafe 14 birimi kullanmam lazım. Böyle geliyorum. Şuraya kadar ki mesafenin 14 birim olduğunu kullanmam lazım. Aa hocam burası 14 ise bunda tamamı 2A artı 10 sa o zaman buraya ne kaldı dostum? 2A artı 10'dan 14'ü çıkartıyorum. 2A eksi 4 yaptı. Vay! Dik üçgenin kenarları çıktı burada. Hocam Pisagor bağıntısı yapacağız. Yapalım. Hemen 10'un karesi eşittir. A'nın karesi artı 2A eksi 4'ün karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlem. Saçını başını yoldurtma. Ne işlemi? Bak burada 10 varsa büyük ihtimal 6, 8, 10 üçgendir. A yerine 6 koyarsam 6 koyduğumda 12 yaptı. 12'den 4 çıkınca burası da 8 oldu mu? Oldu. Yani A'yı buradan 6 buluruz. A'yı geldik burada yerine yazdık. 6, 8, 10 üçgeni sağlandı. O zaman burada 1'e 2 oran vardı. Burası kaç oldu o zaman? 12. Yani A dediğim kısım 12 oldu dostlar. Yani 2A dediğim kısım 12 oldu. 12, 16, 20 üçgeni de buradan çıktı. Tamam. Ben şimdi şuradaki mesafeyi buldum. Şuradaki mesafeyi ben yine kullanacağım. Bu sefer burada da yine A'nın zemine olan uzaklığı var. Yani A'nın zemine olan uzaklığı şurası. Ya da şuradan şuraya kadar kısmı kullanacağım. Arkadaş burayı ben kaç buldum? 22 buldum. Hemen buraya bir 22'yi yazalım. Benden ne isteniyor? D köşesi isteniyor. O yüzden D köşesinden de dik çizmem gerekiyordu. Tam buradaki uzaktan zaten şuradan dik çizdim. Buradaki mesafeden dolayı da A'nın zemine olan uzaklığını buradan çizmek yerine bunun devamını getirdim. Şuradaki hizasına kadar geldim. O zaman buraya baktığım zaman da burada da 90 dereceler havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta. O zaman bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer oldu ve şunun ben 10 şunun da ben 20 olduğunu biliyorum. Burada da yine 1'e 2 oran var ve ben
ben şuradaki bilgiyi de kullanacağım. 22 olmasını da kullanacağım. Başka bir şey var mı burada? Başka ekstra bir şey var mı? Burada ekstra bir şeyi de kullanmam lazım. A köşesinin buraya olan uzaklığı bu sefer sabit. Biraz önceki de C köşesi sabitti. C köşesinin sabitliğini kullandım. Şimdi A köşesinin sabitliğini kullanacağım burada. 1'e 2 oranı kullanayım o zaman ben burada. Hadi kullanıyoruz. Burada alfanın karşısına ben x dersem. Pardon. Alfanın karşısına burada x dersem. Alfanın karşısı burada 2x mi oldu? Evet. X'i kullandım mı kullanmadım değil mi? 1'e 2 orandan bu geldi. Sonra hocam bunun tamamı 22 idi. Buraya da 22 eksi x mi kaldı? Hayır. 22 eksi 2x kaldı. Çünkü tamamı 22 olduğundan dolayı. Artık burada dik üçgenin kenarları çıktı mı? Çıktı. Hadi bakalım. Yani burada da onun karesi eşittir. Bak şurada Pisagor bağıntısı yapıyorum. X'in karesi artı 22 eksi 2x'in karesi diyeceğim. İşlem. Saç baş yoldurtma. Ne işlemi? Büyük ihtimal 10 varsa 6 8 10 üçgenidir. Bu sefer şuraya ben bir 6 koyarsam. Hocam 6 koyduğumda burası 12 yaptı. Burası da 10 yaptı. 6 10 10 olmadı. 8 de olabilir. 8 koyarsam burası 16 yapıyor. 22'den 16 çıkınca buraya da 6 kalıyor mu? Kalıyor. Demek ki x dediğimiz kaçmış dostum? 8'miş. 8 koyduğumda burası da kaç çıkıyor o zaman? 6 çıkıyor. 6 8 10 üçgeni de sağlandı. X 8 ise burası kaç çıktı o zaman? Bak şurası 16 oldu hocam. Şimdi D köşesinin zemine olan uzaklığı ne oldu? 16. Önceden D köşesinin zemine olan uzaklığı neydi? 12 idi. Bak şurada 12 idi. Bizden ne isteniliyor? D köşesi ilk konuma göre zeminden kaç birim uzaklaşır? Son durumundaki uzaklaştığı durumunda 16 buldum. İlk durumda 12 idi. Ne kadar uzaklaşmış oldu o zaman? 4 birim uzaklaşmış oldu. Mükemmel bir soru. Benzeri sorusu çıktı mı? ÖSYM sordu. Bu şekilde tablo şeklinde sordu. Ama her zaman ne diyorum? Tablo şeklinde bir şey zeminde asılmışsa tavanın zemine olan uzaklıkları bak eşit olacak. Burada ne yaptım? Hem buradaki eşitliğin sabit olmasını kullandım hem de A'nın sabit olmasını kullandım ve şunun zemine olan uzaklığı burada da bunun buraya olan uzaklığını kullandık ve soruyu o şekilde çözdük. Mükemmel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Bu sorular sizi geliştiriyor. Geldik 19. soruya. Evet. Şekildeki dikdörtgen biçimindeki bilardo masasının üzerindeki topa A köşesinden geçen ıstaka ile vurulduğunda top ıstakanın doğrultusuna gidiyor. Istakayla aynı şekilde gidiyor ve top masanın kenarlarına çarptığı açıyla devam ediyor. Bak birlikte şöyle görelim. Top ıstakanın doğrultusuna topa vurdum. Çarptı K'ya. Sonra geldi F'ye çarptı. Sonra geldi E'ye çarptı. Sonra geldi top eski konumuna geri gelmiş. Bu şekilde. Sonra AD, AE 120 verilmiş ve 30 santimetre verilmiş şuradaki ebenin uzunluğu. Top masanın 3 kenarına çarpıp tekrar eski konumuna geldiğine göre topun aldığı yol kaç santimetredir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaş ben ıstakanın doğrultusuna bakacağım değil mi? Bakacağım. A köşesinden geçen ıstaka. Bu arada ıstaka A köşesinden geçiyormuş aynı zamanda topa vurduğumda. Yani şurası şöyle olacak. Şöyle göstereyim. Şurası şöyle ıstaka buradan geçecek. Ya bu ıstaka şu şekilde düz buraya geliyor. Sonra top ıstakanın doğrultusuna devam ediyor. Yani bu doğrusal diyor bize soruda. Bunu kullanacağım o zaman. Bir de topa vurduğum zaman hani vurduğu açıyla gidecek hikayesi vardı ya bak bu sefer ondan bahsetmemişim. Ama biz herhangi bir topa vurduğumuzda ÖSYM sorsa hani top banta vurduğu açıyla devam edecek hikayesini not olarak da ekleyebilir burada. Eklemiş miyiz? Hayır eklememişiz. Yani burada vurduğu açıyla gidecek. Hocam alfa vurduysa alfa gidecek. Sonra 90 ya burası. Ben buraya beta dersem beta vurduysa beta devam edecek. Sonra beta 90 ise burası alfa olacak. Alfa vurduysa alfa devam edecek. Burası alfa 90 ise burası beta. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Ana ne çıktı? Bak şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit oldu. Vay vay vay. Hocam ikiz kenar çıktı burada. İkiz kenarda taban da mevcut burada. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hemen bir insanlık yapalım kardeşim. Hop tabanına ait yüksekliği çizdim. Alfa betalar var burada. Alfa betaları ben demek ki kullanacağım. Şuradan dik çizdim. Bu arada şekil biraz dengesiz. Boş verin siz şekli. 60-60 diye iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Sonra ne yapacağız arkadaş? Şuraya bir bakalım. Alfa ile betanın toplamı ne? 90. Ya hocam şurada iki tane alfa yan yana gelmiş. O zaman iki alfayı bir elde edelim. Ne yapalım? 2 ile çarptığın zaman bunu. 2 alfa artı 2 beta kaç yapar? 180. Hocam şurası 180 ya. 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 olacağından. Burası 2 beta olur. Hocam burası 2 beta ya. Toplamı 180 olacağından. Burası 2 alfa olur. Hocam burası 2 beta olur. Burası da o zaman ne olacak? Alfa 90 burası beta oldu. Hatta ben bunu böyle uzatacak olursam. Çünkü alfa betalı üçgenler lazım olacak bana. Uzattım. Betaysa burası da beta oldu ya. O zaman burası da 2 alfa oldu mu dostlar? Oldu. Ya da bu 2 alfayı şöyle de bulabilirdik dostum. Hocam dikkat et. 2 beta ile 2 alfa toplamı 180. Dolayısıyla bunlar paralel oldu. U kuralı sağlandı. Madem paralel burası 2 beta ise burası da 2 alfa olur da diyebilirdik. Sonra ne yapacağız? Hocam benzerlikler var burada. Şu benzerliklere bakalım o zaman. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Ve şuranın da 120 olduğunu biliyorum ben. Dikkat. Şimdi burada betanın karşısı 30, betanın karşısı 60. Güzel bir benzerlik var. 1'e 2 oran var burada. O zaman 1'e 2 oran varsa 90'ın karşısı
x'e 90'ın karşısı 2x'tir burada. Ve hatta burada arkadaş, burada ben şu paralelliği buldum mu? Buldum. E bu ikisinin toplamı da 180. Şunlar da paralel. Şu içerideki şekil paralel kenar oldu diyebilirim. Madem paralel kenar, e o zaman burada arkadaş burası 2x'e karşıtlı kenarlar birbirine eşit 2x. X'e burası da x diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi x'i bulmaya yönelik hamle yapacağım. Neyi kullanacağım? Şuradaki 120'yi kullanacağım. Aa, şunu da çizmeyebilirdik bu arada. Şuradaki çizgiyi de çizmeden de yapabilirdik. Arkadaş bir de şuradaki benzerliğe bakalım. Hocam şununla şu benzer ama dur. Bununla da bu benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler aynı olduğu için eş üçgen oldu. E burada beta'nın karşısı 60'sa burada da beta'nın karşısı 60'tır. Tamam, hemen 60'ı da yazalım. Şuraya 60'ı yazdım. E sonra ne yapacağız hocam ya? Sonra ne yapacağız? Takıldık kaldık. 120'yi ben tam anlamıyla kullanabildim mi burada? Kullanamadım. O zaman 120'yi kullanmaya yönelik bir hamle yapmam lazım benim burada. Hocam bak burası kaç? 90. Aslında burada şunu da uzattık. Tamam. Yani sıkıştık ya. Bunu da uzatalım diyebiliriz burada. E o zaman burası kaç yapıyor? 30 yapıyor. 90 olduğundan burası da 90 olacak. E 1'e 2 oran vardı. Şuradaki uzunluğa da bir y mi desem? Mecbur y diyeceğim. Ya da şuradaki uzunluğa bir y desem. Alfanın karşısı y ise. Alfanın karşısı burada ne olacak? 2y olacak. Hocam burada da alfanın karşısı 2y olacak. Oo çıktı. Hiç bunu çizmeme gerek yokmuş. Burada da sıkıştım ya. Şu üçgendeki benzerlikte. Buraya y dedim. Alfanın karşısı burası 2y oldu. E bizim bu üçgenle bu üçgen de eş üçgendi. Alfanın karşısı 2y ise alfanın karşısı 2y yazdım. Toplandı burası 3y oldu. 3y 120 ise eğer. Bak burası 3y 120 ise. Y de buradan kaç geldi o zaman? 40 geldi. Y yerine 40 yazdım. Şimdi dikkat. 30 var 40 var. E 3 4 5'in 10 katı 30 40 50 üçgeni. Burası 50 çıkar. E 2x dediğimde hatta y'yi şey bulduk ya. Burası da 80 olur. 6 8 10 üçgenin 10 katından dolayı da burası da 100 çıkar diyebiliriz. Ya da burası x'ken burası 2x ya. 50 bulduysak burası da 100 çıktı. Bizden topun hareket ettiği mesafe isteniyor. E burası 50 burası da 100 ya. Şimdi bizden şunun çevresi isteniyor yani. E bakalım 100 var 50 var 100 var 50 var. Topladığımız zaman çevrede kaç yapıyor o zaman? 300 yapıyor dostlar. Cevabı 300 olarak ulaştı. Bu da güzel bir soru. Evet çok hoş bir soru. 19. soru 300 oldu. Geldik 20. soruya. Arkadaş dikdörtgen biçimindeki bir kağıt önce kısa kenarları çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi katlanmış. Sonra da CD boyunca katlanıp şekil 2'deki görüntü ortaya çıkmış. Hocam şekil 2'de şurada ben bunu böyle katladım ya. Arka yüzü mavi. Bak bunun arkası mavi. Buradaki arka bu üste geldi. Yani bunun arkası da mavi. Burası da mavi ya. Ben buradan bunu böyle katladığım zaman bunun arkası da mavi olduğu için yine bir mavilik çıktı bak burada karşımıza. Bu sefer katlamayı göstermeyeceğim. Kolay. ÖSYM sordu bu şekilde bir katlamayı da. Bu sefer katlamayı animasyonsuz bir şekilde yapalım. Şimdi ilk önce AB tam ortasından AB boyunca katladık. Sonra CD boyunca katlayıp alanları da şöyle ABCD diye yazmışız. ABCD türünden ifadesi başlangıçtaki kağıdın alanı. E ne yapacağız arkadaşlar? Geriye doğru açılış yapacağız. En son nasıl bir katlanma yapılmıştı? Ha bir böyle katladık sonra da böyle katlamışız bu sefer. O zaman en son bu şekilde bir katlama yapılmışsa o zaman bunu böyle açacağız kardeşim. Açalım. Şöyle açtığımız zaman şekli. Hocam böyle açtığımız zaman bu şekli elde ettik. Açtık. Hop simetriyi. Hocam bunlar B ise burası da D alanı olmaz mı? Olur. Çünkü burası buraya geldi. Yani B'ye. B ise D'ye. D olacak. Sonra bu yukarı doğru katlanmıştı. O zaman yukarı doğru katlanmışı aşağı doğru açalım. Burada da şöyle aşağı doğru açtık. Yalnız bu böyle katlandı. Buraya geldi. O zaman buradaki şeyler ne olacak? C alanı, D alanı, D alanı buraya mı geldi? Şu şekilde açıldığında C, C, D, 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 D buraya geldi. E sonrasında da en son bu şekilde katlanmıştı. O zaman biz ne yapacağız? Geriye doğru bu şekilde açılış yapacağız. O şekilde açılışı da şurada göstereyim. En son siyahla göstereyim. Ama bu tam bunun üstüne gelecek. Tam ortası. Tam onun üstüne gelecek şekilde ortası. Hemen şöyle harfleri de şey yapalım. 3 tane çizgi var burada. Hocam B buraya gelir. D buraya gelir. D buraya gelir. Sonra ikinci satır buraya gelir. B, D, D oldu burası da. Sonra üçüncü satırda bak buraya gelecek. Sütun daha doğrusu. A, C, C şeklinde oldu. O zaman bizden tüm alanı isteniliyor. Tüm alan isteniliyor. Arkadaşlar A'ya bakalım. A'dan kaç tane var hocam? 2 tane var. Başka da yok. Yazdım A'yı 2 tane. Sonra B'ye bakalım. Hocam B'ye baktığımız zaman B, 1, 2, 3, 4 tane B burada var. Başka B var mı? Yok. 4 tane D'yi yazıyorum sonra. B'yi yazdım. Sonra C'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 tane C burada var. 4C artı. Bir de D'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de D burada var. 8 tane D'yi de buraya yazdık. Tüm alanın A, B, C, D cinsinden değeri de şu yaptı. 2 artı 4B artı 4C artı 8D şeklinde bulundu dostlar. Evet sınavda da soruldu. Geldik örnek 21'e. Bak bu da güzel bir soru. Dikkat. Kolay bir soru ama dikdörtgenle ilgili kolay soruları ÖSYM seviyor. Sormayı da seviyor. Lütfen dikkat. Dikdörtgen biçimindeki bir pencereden odaya ışık girmesini engellemek için panjur ile belirli bir kısmı kapatılıyor. Başlangıçta
kapancının alt kısmı ile camın üst kısmı şekil 1'deki gibi çakışıktır. Evet, şu üst kısmı çakışık diyor bize. Tamam. Şimdi ben 18 çekmişim, sonra 22 çekmişim. Panjur şekil 2 ve şekil 3'teki gibi 18 ve 22 cm aşağı çekildiğinde camın ışık alan kısımlarının alanları oranı 3 bölü 2 oluyor. Bak sen şu işe. Arkadaş, burası 3 bölü 2 oluyormuş. Yani buradaki alan 3A iken buradaki alan 2A oluyormuş. Sonuçta ben burada her iki şekilde de aynı şekli kullanmıyor muyum? Kullanıyorum. O zaman her iki şekli de ben aynı şekilde gösterebilirim. Yani burada ben buraya kadar kapattığım zaman ne oluyor burası? Hocam burası 3A oluyor. Yani şurası 3A olacak ya. Buraya ne kaldı o zaman? A kaldı. Dikkat et. 18 birim aşağı. Bu da 22 birim aşağı çekili. Buraya kadar ben 18 çektiğim zaman şuraya kadar 18. O zaman burası 4 mu oldu? Evet. Şimdi bak alanlardaki oran çıktı. Aynı kenarlara sahip paralel kenarda ya da dikdörtgende. Aynı kenara sahipse aslında burada şu şekilde şu tabanlara göre bakacak olursak yükseklikleri aynı demek değil midir bunlar? Evet. Tabanlarla alanlar doğru orantılıdır. O zaman 1'e 2 oran varsa burada da 1'e 2 oran vardır. Yani direkt burası kaç yapar o zaman? 8 yapar. Dolayısıyla camın yüksekliği soruluyor. Camın yüksekliğine bak bakayım şimdi dostum. Hocam 8 burada. Sonra 4 burada. 18 burada. Yani topladığın zaman kaç yapıyor? 30 yapıyor. Camın yüksekliği de 18. 4 ve 8'den dolayı 30 çıktı. Kolay bir soru değil mi? Evet, kolay bir soru. İşte bu şekilde kolay soru mantığı ÖSYM tarafından karşımıza çıkartılabiliyor. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Dikkat, hoş bir soruydu ama. Alanla ilgili hoş bir soruydu. Geldik bir sonraki katlamaya. Evet, bu katlamayı görelim ama birlikte. Muhammed, ellerinden öper, bir tane katlama var. Dikdörtgen şeklindeki bir kartona EF, LK ve NM çizgileri çizerek 6 eş dikdörtgen elde edilmiş. Burada elimizde 6 tane eş dikdörtgen var kardeşim. O zaman şunlar ne olacak? Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit mi olacak? Evet, şöyle çift çizgili kısa kenarları, uzun kenarları da çizgi olan dikdörtgenler. 6 tane eş dikdörtgen karşımıza çıktı. Bu karton önce LK boyunca sonra da EF boyunca katlandığında şekil 3'teki gibi kesikli çizgiler boyunca kesiliyor. Buna göre son durumda kaç parça elde edilir diye soruluyor bize. Hikayeyi yapalım. Katlayalım o zaman. İlk önce LK boyunca katladım böyle. İki kat mı oldu orada? Evet, iki kat oldu. Sonra da ne yapacağım? EF boyunca katlayacağım. Orada iki katlı yerler üst üste gelince 4 kat oldu. Hocam tek katlı yerlerde olunca katlanınca 2 kat oldu. Katlamayı gördük. Sonra da ne yapılıyormuş? Bu şekilde böyle kesiliyormuş. Sonra buna göre son durumda kaç parça elde edilir diye soruluyor. Yani bu şekilde kestikten sonra elimde 3 tane parça oldu ama o 3 tane parçayı böyle aç bakayım kenara doğru. Kaç tane parça oluşuyor onu göreceğiz. Haydi görelim bakalım. Şimdi dostlar şunu söyledim. Bak bu buraya gelince hocam burada 2 kat oldu mu? Oldu. Bak bunlar hala 1 kat. Sonra ben bunu böyle katlayınca bu 1 kat buraya geldi. Burası 2 kat oldu. Sonra burası 2 katlı ya. Şu 2 kat. Burası da 2 kat. Şu 2 kat bunun üstüne gelince burası da 4 kat mı oldu? Evet. 4 kat oldu. Sonra da böyle kesik yapmışım. Elimde son durumda kaç parça elde edilir diye soruluyor bize. Şimdi bu soru tarzları böyle ÖSYM'de sorduğu yerler var. Mesela ALES, işte KPSS, DGS gibi yerleri sordu. ÖSYM bu tür yerlerdeki sorduğu ilginç soruları bu şekilde TYT'de ve AYT'de de karşımıza çıkarabilir mantığıyla yazdığım bir soru. Katladık. Bu sefer böyle kestiğimiz zaman oluşan şekil sorulduğu zaman geriye doğru açacağız. Açalım mı? Açalım. Hocam öncelikle geriye doğru açacağız. Ben bir kere böyle yaptığım zaman elimde 3 parça varmış gibi duruyor. Bir parçamız bak burası. Bir parçamız bak burası. Bir parçamız da bak neresi? Yeşille şöyle göstereyim. Şurası. Bütün bir parça değil mi? Evet. 3 tane parçamız varmış gibi duruyor. Açalım bakalım kağıdı. Gerçekten öyle mi? Biz en son nasıl bir katlama yaptık? Hocam yukarıdan aşağı doğru katlamasını yapmıştık. Yukarıdan aşağı doğru katlamasını yaptıysak şimdi yukarı doğru açalım biz bunu. Hop şöyle açıyorum dostlar. Yani bunu ben şuraya alıp da öyle mi açsam? Dur bakayım. Bir saniye dostlar. Şöyle bir şey yapacağım. Şurayı kopyalayayım. Altta bir çözümünü yapayım. Yapıştır. Evet. Şimdi dostlar. Elimizde şöyle bir şekil var. Tamam. Geldik şu şekli açacağız. Hadi bakalım şu şekli açalım. İlk önce en son durumda pardon geriye doğru açılış yapacağız. En son bu şekilde yapılmıştı. O zaman biz buradan bunu yukarı doğru açacağız. Hadi yukarı doğru açalım bakalım. Hocam yukarı doğru açacak olursam hop şöyle bir şey oldu. Sonra biz burada kestiğimiz şeyleri de simetriğini alalım. O zaman hocam şu şöyle oluyor. Bu da böyle olmuyor mu? Tam simetriğini alacağız. Tam açılışını yapacağız. Bu kırmızı bölge buraya mı geldi? Evet. Kırmızılar yan yana geldi. Bak burası bir bütün oldu. Dikkat. Mavi buraya mı geldi? Evet. Mavi kısım da buraya geldi. Hocam mavi kısım da buraya geldi. Bak kırmızılar yan yana geldi. Bir bütün oldu. Şuradaki maviler de yan yana geldi. Bir bütün oldu. Hocam şurası ayrı bir parça. Şu noktada kesildi gitti. Bu yeşil de buraya mı geliyor? Evet. Yeşil de buraya gösterelim. Yeşil de buraya geldi dostum. Ha şimdi bu şekilde açtığım zaman şu bir parça, bu bir parça, bu bir parça, bu bir parça oldu. Sonuçta buradan kesildi. Tamam. Bu kesildiyse ne yapacağız şimdi? Şimdi bu şekilde en son bir daha katlama yapılmıştı.
bu şekilde katlama yapılmıştı. O zaman biz bunu geriye doğru bu şekilde açacağız. Tabii geriye doğru açalım bakalım onu da. Hocam şu şöyleydi ve hala daha burası böyle çizdik ama çizili olarak gösterdim. Burası yeşiller yan yana olduğu için bir bütün. Ben bunu böyle açıyorum şimdi. Şöyle açtım kardeşim şöyle. Açınca da aslında bu sefer bunun buraya açılmışını koyacağım. Aynı simetriye. Şu çizgi buraya gelecek. Şurada kesikli çizgi. Hocam böyle gelecek. Çünkü bu doğruya göre simetriğini alıyorum. Şöyle buradaki nokta burada. Buradaki nokta burada olacak. Arasını çizdim. Sonra aynı şekilde burası da buraya mı gelecek şöyle? Evet. Sonra kırmızılara bak bakalım şimdi. Hocam bu kırmızı buraya geliyor. O zaman bu şurası şöyle kırmızı oldu. Bu kırmızı buraya geldi. Sonra şuradaki yeşil buraya geliyor. Simetriğini aldığımızda hemen yeşili de şöyle gösterelim. Sonra buradaki yeşil de buraya geliyor değil mi? Şuradaki yeşil de şuraya geldi. Şimdi bu yeşiller de ayrı gayrı yerde olduğu için bu ayrı bir parça oldu. Dikkat. Bu ayrı bir parça oldu. Dikkat. Sonra şu yeşiller ayrı bir parça. Yeşiller yan yana ayrı bir parça. Kırmızılar böyle bir ayrı bir parça. Maviler de şöyle bir ayrı bir parça oldu mu? Oldu. Evet. Bu şekilde gördük. Evet ben sana bu şekilde açtım. Yaptırabilirsem şu an bilmiyorum. Emin değilim. Yapılabiliyorsa yapılacak. Animasyonla da şu an sana gösteriyor olacağım. Tam emin değilim. Animasyon tam yapılmadığı için şey olmadı. Ama ben sana burada geometrik olarak nasıl yapılacağını gösterdim. Bu çözüm bize şart zaten. Bir de inşallah şu anda da yan tarafta da animasyon olarak görüyorsundur inşallah. Evet kaç parça? 6 parça oldu. Hemen o 6 parçayı sayalım. Hocam bak 1 burası. Şöyle 1 burası. 2 burası. Yeşiller ayrı ayrı. Ondan sonra yeşilleri sayalım. 3 burası. Yeşiller yan yana. 4 burası yaptı. Yeşilleri saydım önce. 5 burası. Kırmızılar yan yana olduğu için ayrı olmadı. 6 da burası mı oldu? Evet 6 parça olmuş oldu arkadaşlar. İnşallah animasyonla da görmüşsündür. Görmeni de çok isterim valla. Çünkü bazen tam anlaşılmıyor bunlar. Animasyonla görüldüğü zaman yani canlandırdığımız zaman olayı daha net bir şekilde görülüyor. İnşallah gösterebilmişimdir. Evet hoş bir soruydu bu da. Yalnız böyle katlayıp da bir kere katladım bir kere daha katladım. Sonra bir kesim yaptıysan eski haline ulaşmak istiyorsan geriye doğru açılımları yapacaksın. En son bu katlamayı yapmıştık. Buradan ilk başta bunu geriye doğru böyle açacaksın. Bunu ulaşacaksın. Sonra buradan da şöyle katlama yapılmıştı. Buradaki katlamayı da bu şekilde açacaksın. Tamam dostum. Bu ayarda bir soru gelirse bu şekilde bu mantıkta yapacaksın. Umarım inşallah iyi bir şekilde anlamışsın. Geldik bir sonraki katlamaya. Evet. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt. EF doğrusu boyunca katlandığında DF ve BC şekil 2'deki gibi dik kesişiyor. Gösterelim katlamayı. Hocam bu kağıdı katlıyorum şöyle. Hop katladım. Şekil 2'deki gibi şu uzun kenarlar yani hangisiyle hangisi? DF ve BC. DF ve BC derken DE ve BC demek istedi herhalde değil mi? Evet. 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 DE ve BC olacak orası. Şu şekilde katlandı. Tamam. Katlamayı gördük. Katlamayı gördükten sonra ne yapıyorduk? Hocam katlamayı geri doğru açıyorduk. Açtık geri doğru ama biz şekilde de açalım. Bu arada şurayı da düzeltelim. Şurası EF doğrusu boyunca şey yapınca katlanınca şurası DE ve BC olacak. En sonki şekilde bak. DE ve BC. Şu BC. Ya da BF de diyebiliriz buraya. Şuraya da F diyelim de daha da şey olmasın. Öbüründe biz ne dedik? DF. DF'ye baktınca buradaki şekilde öyle bir şey yok ya. Yanlış yazmışız. Neyse. Devam edelim. Katlamayı yaptık. Katlamayı geri doğru açalım. Hocam açtık geri doğru. Şu şekilde. Eski halini geri getiriyorum ya. Sadece şekli eski haline geri getiriyorum. Getirdim. Getirdim. Ve bunu da böyle getirdim. Tamam. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Hocam şu kenar şu kenara eşit. Bu kenar buraya geldi. Sonra şu kenar buraya geliyor. Karışık olan yerleri pek yazmıyorum. Bu kenarda zaten sabit. Üst üste binen açılar da eşit olacak. Yani şuradaki açıların eşitliğini de şöyle bir yazayım. Hocam burası 90 iken bu köşe buraya geldi ya. Burası da 90. Bana bu 90'ı boşu boşuna vermemiştir. Dikkat. Hocam burası 90 iken burası da 90 değil mi? Evet. Sonra bu doğrusal böyle. Dikkat et. Burası da 90 derece. Yani burada 90 var, 90 var, 90 var. O zaman burası da 90 derece olmak zorunda. Yani şurada bir dikdörtgen çıktı karşımıza. Hocam burası 90 derece ya. Burası da şuraya da dikkat et. 90, 90, 90 ise burada da bir dikdörtgen oluştu. Burası da 90 olacak. Yani bizim buradaki açı ne oldu o zaman? 45 derece oldu. 92 eş parçaya böleceğiz. Şimdi katlama işleminden sonra elde edilen alan 32 birim kare azaldığına göre. Bak alan 32 azalıyor. Şu mantıkta yapabilirsiniz. Ben bunu böyle katladığım zaman şu kısım iki defa üst üste binmiyor mu? Biniyor. Ben yüzey alanına bakalım. Hocam şurası artı burası artı burası diyeceğim. Ama açtığımda buradan iki tane yok mu? Var. Aslında ben burada iki alan üst üste bindiği için direkt buranın alanı azalmış oluyor aslında. Çünkü buradaki alanlar üst üste biniyor. Şöyle yaptığın zaman bu alan buraya gelmiş oluyor. Aslında azalan alan burası olmuş oluyor. Yani direkt 32'yi burası olarak da söyleyebilirsin. Ya da ne bileyim şuraya A alanı dersin. Bak şöyle açarak da yapabilirsin. Açık halde şu ya. Bak şimdi şu şekilde de yapabilirsin. Nasıl? Hocam buraya A alanı diyelim. Şuraya B alanı diyelim. Açtığımız zaman şu şekilde dikdörtgen oluşturalım. Hocam B ise burası da B oluyor. Burası da A oluyor. Buraya da C diyelim. Şimdi ilk başta
başta kalan ne? Hocam ilk başta kalan A artı B, 2B artı C oldu. A artı 2B artı C oldu. Sonraki alan ne oldu? Hocam sonraki alan da şu oldu. O da A artı B artı C oldu. E hocam C'ler nanay. Bak şöyle baktığın zaman 2B'den azalan alan ne oldu? B oldu. Yani 2B'den B'ye düşmüş oldu alan. Yani önceki alan 2A artı 2B artı C iken sonraki alan A artı B artı C oldu ya. Azalan alan ne oldu? B alan oldu. Yani burada kalan. Ya da tekrar söylüyorum, şu katlama işleminde burası iki katlı yer ya. İki katlı yerden bir tane eksilmiş oldu sadece. Onu demek istiyorum ve harfle de sana ispatını da yaptım. Yani buradaki alanı 32 diye vermiş bana. Hemen 32'yi buraya yazayım o zaman ben. E arkadaş 45 90 ise burası da 45 oldu. Ben buraya x dersem burası da x. Dik üçgenin alanı nedir? Bak şuradaki üçgen dik üçgenin alanı oldu. O zaman bu da x çarpı x bölü 2. Yani 32'ye eşitse x kare buradan 64 yapar. X'i de böylelikle 8 olarak buluruz. Bizden AB isteniyor. Hocam burası 90, burası 90, burası 90, burası 90. Dikdörtgen olduğundan Ali Bey uzunluğu da aslında nedir? X'tir. Dolayısıyla cevabı da böylelikle 8 olarak buluruz dostlar. Bu da güzel bir soru. Yine benzeri bir sorusu ÖSYM tarafından soruldu. Ben biraz evirip çevirip daha böyle güzel bir hale getirmişimdir. E ÖSYM daha kolayını sorduysa sonrası daha güzel bir hale mutlaka gelecektir zaten dostlar. Evet, böylelikle bu kısmı da hallettik. Dikdörtgen özelliklerini de bir sonraki derse bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde, yani dikdörtgen özelliklerinde son dersimizde yine iki sayfacık bir şeyimiz kaldı. Orası da daha hızlı olacaktır büyük ihtimalle. Orada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.